Arkadaşlar merhaba. Sensörleri tanıyan atlı serimizin 9. videosuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoda MPU-6050 olarak da bilinen ivme ve gyro ölçüm yapabilen sensörün nasıl kullanılabileceğine dair bilgiler vermeye çalışacağım. Sensör hakkında genel itibariyle fazla bir bilgi yok. Yapılmış fazla bir video ya da bir yazı yok. Sensör hakkında bilgi bulmak gerçekten zordu. Ben de bunun hakkında bir araştırma yapıp bilgi vermek için böyle bir video hazırlamak istedim. Videoyu elimden geldiğince kısaltmaya çalışacağım ama sensör hakkında çalışma mantığı hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Çünkü çok fazla bilgi var. Bu bilgilerin her birinin içine girmemiz mümkün değil. Mümkün olunca kısa bilgiler verip en sonunda da sensörün nasıl kullanıldığına dair bir örnek yapıp videoyu bitireceğim. Sensörümüz aslında günlük hayatta bayağı bir yerde kullanılıyor. Mesela cep telefonlarında, işte oyuncak helikopterlerde, gerçek helikopterlerde, uydularda vesaire her yerde kullanılıyor. Mesela o cep telefonlarında oynadığımız araba yarışlarını işte elimize cep telefonunu alarak sağa sola döndürdüğümüz zaman oyundaki arabanın da sağa sola dönmesi bu gyro sensörü yardımıyla oluyor. Bu sensör içinde iki tane sensör var. Biri akselerometre, diğeri de gyroskop. Yani biri ivmeyi ölçüyor, biri de açısal hızı ölçüyor. Şimdi ivmeyi ölçen yani akselerometre ile başlayalım. Verdiği sonuç bize aslında metre bölü saniye kare cinsinden. Belki fizik dersi alan lisede veya üniversitede alanlar bilir. Ya da G kuvveti cinsinden veriyor. İvme aslında nedir? İvme hızdaki değişim yani hızın türevidir. Böyle tanımlayabiliriz. Hızımız sabitse yani sabit bir hızda gidiyorsa aslında bizim bir ivmemiz yoktur demek bu. Çünkü hızda bir değişim yoktur. Bu sensörlerde önemli olan eksen sayısı. Mesela tek eksenli olabilir, iki eksenli, üç eksenli olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim kullandığımız zaten 3 eksen. Piyasada da bolca bulunan bir sensör. Şimdi gelelim jiroskopa. Jiroskop ise bizim bildiğimiz geleneksel jiroskop bir tekerlek var. Onun bir dingile monte etmişler. O sürekli dönüyor. Metal bir tekerlek. Bu tekerlek döndüğü zaman bu jiroskop sürekli sabit kalabiliyor. Mesela bunu çok ince bir ip üzerinde veya ne bileyim çok eğik bir düzende bile döndürebiliyorsunuz. Ama bu tekerleği döndürdüğünüz zaman buna karşı bir tepki veriyor. İşte itmek istediğimizde veya döndürmek istediğimizde bir kuvvet uyguluyor bize karşı. Zaten şu an günümüzün olmazsa olmaz stres çarklarını kullanmayanınız yoktur. Fark etmediyseniz de şu an fark edebilirsiniz. Elinize bir stres çarkını alın. Çevirmeye başlayın. İki parmağınız arasında çevirdiğiniz zaman bileğinizi 180 derece bir çevirin. Çevirirken stres çarkının dönerken bir tepki uyguladığını hissedersiniz. İşte ondaki mantıkla buna benzer bir mantık. Aslında bunlar hep açısal momentumla alakalı şeyler. Neyse. Jiroskopumuz bizim açısal hızı hesaplıyor. Bu bize verdiği değer derece bölü saniye. Yani saniyedeki derece değişimi. Zamana göre derecenin değişimi diyebiliriz. Bu da bize aslında açısal hızı veriyor. Peki jiroskop ile akselerometre yani ivme ölçerinin farkı ne? Jiroskop anlık olarak bize açısal hızı verirken akselerometre ivme ölçüyor ve bize sürekli bir değer veriyor. Çünkü hiç hareket ettirmediğim zaman da bir yer çekimi ivmesi oluyor aslında. Şimdi sensörümüzün özelliklerini geçmeden önce son kez bir şey göstermek istiyorum. Burada çeşitli plakalar görüyorsunuz. Burada da kapasitörler yani kondansatörler görüyorsunuz. Benim araştırıp da bulduğuma göre bu sensörlerin içinde böyle böyle çok küçük mikro seviyede, nano seviyede yerler var. İvmelenme hareketi yaptığın zaman burada bir değişim oluyor. Mesela otobüste giderken de otobüs birden hızlanmaya başladığında kendimizi geriye doğru çekildiğini hissederiz. Buradaki mantık da aynı. Eylemsizlik mantığına dayanıyor. Ve şuradaki alan değişiyor fark ettiyseniz. Buradaki alan aslında bize kapasiteyi veriyor. Yani kondansatörün kapasitansını veriyor. Buradaki alan değiştikçe adamlar bunu kullanarak işte bir gyroskopu böyle bir sensör yapabiliriz demişler ve böyle bir şey kullanmışlar. Bunun çalışma mantığı da bu. Yine burada da bir tane fotoğraf var. Mesela oyunlarda gördüğünüz bir fotoğraf. Uçak sürülen veya helikopter sürülen oyunlarda bolca kullanırsınız. Bu ufuk çizgisini temsil eder. Bu gerçek uçaklarda zaten var. Bu yine böyle bu tür sensörler yardımıyla yapılıyor. Bu fotoğrafta da bu sensörlerin nerede kullanıldığını görebilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden sensörümüze geçelim. Sensörümüz 3 eksen, gyro 3 eksende ivme ölçer. Bunlar her türlü bizim işimize yarayacak bir özellik. Sensörümüz 3.3 ile 5 volt arasında çalışıyor. Genelde 3.3 volta bağlayanları gördüm. Sensörümüzde 16 bitlik analog dijital çeviren bir konverter var. Sensörümüz +-250 ile 500'de 1000 ile veya 2000 arasında derece bölü saniye farkını bize gösterebiliyor. Ya da +-2G, 4G, 8G ve 16G'ye kadar ölçüm aralığını verebiliyor. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Sensör siz isterseniz I2C deyin ya da I2C protokolü deyin. Haberleşme protokolünü kullanıyor. Bundan dolayı çeşitli kütüphanelerimiz var. Onları eklememiz gerekiyor. Peki bu I2C protokolümüz nedir? Ondan da kısaca bahsedeyim. Bu 16x2 LCD ekranımız vardı.
Onun pin sayısını hatırlarsanız çok fazlaydı. Belki görenleriniz olmuştur. Onda da kullanılan bir modül var. Bu modül sayesinde pin sayısını azaltıyor. Bu haberleşme protokolü de pin sayısını azaltarak SDA ve SCL pinleriyle haberleşmeyi sağlıyor. Arduino'daki SDA ve SCL pinleri de sırasıyla A4 ve A5 nonun analog pinlerle. Bağlantıyı o şekilde yapabiliyoruz yani. Şimdi devre şemasının üzerinden gidebiliriz. Sensörümüz burada duruyor. Sensörümüzün VCC bacağını 3.3 volta bağladık. Toprak attığını toprağa, SCL pinini A5'e, SDA pinini ise A4'e bağladık. Sensörümüzde bulunan INT pinini ise 2 nolu dijital pine bağladık. Sensörümüzün bağlantı şekli bu kadar basit. Şimdi kodlama kısmıyla devam edelim. Kodlama kısmında gördüğünüz gibi ilk önce kütüphaneleri ekledik. Kütüphanelerden bir mpv6050.h diye kütüphane var. Bir de wire.h diye kütüphane var. Bu wire.h V2C protokolüyle alakalı eklememiz gereken bir kütüphane. Bu ikisini de ekliyoruz. Aynı servo motorda olduğu gibi mpv6050 sensörümüze bir isim veriyoruz. 16 bitlik integer değişkenler atıyoruz. Akselerometre ve gayroskop için. Ve en son yazdıracağımız değer için bir tane değişken oluşturuyoruz. Voice setup kısmına seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Gyroskopumuzun ismiyle birlikte initialize yazdıktan sonra gyroskopumuzu başlatıyoruz. Burada kullandığımız kod ile bağlantı hatasını kontrol ediyoruz. Void loop kısmına geçtiğimiz zaman getMotion komutuyla her bir 16 bitlik datayı alıyoruz. Bunların da hangisini kullanacaksak, ben x80'indekini kullanacağım için 0 ile 180 arasına oranlayıp ölçeklendiriyoruz. Bunların da her birini yazdırıyoruz. Kodlama kısmımız bu kadar basit. Çok az bir satırdan oluşuyor. Şimdi kodumuzu yükleyip sensörü test edebiliriz. Arkadaşlar sistem şimdi şu an burada hazır gördüğünüz gibi. Şöyle bir kutunun köşesine koydum. Bu kutuyu niye kullanıyorum? Tek eksende ölçüm alacağım için hangi eksenin değiştiğini görmek için deneyerek öğreneceğim. Seriport ekranını açıyorum. Gördüğünüz gibi şu an bana 100 derece civarında bir değer verdi. Kutuyu sensörü hareket ettirmeden kendi ekseni etrafında şöyle döndürüyorum. Gördüğünüz gibi değerler çok çok az değişiyor. Neredeyse hiç değişmiyor. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi sensörü şöyle şu şekilde değiştireceğim. Gördüğünüz gibi değerler 30'lara 15'lere düştü. Tekrar eski haline geldi. Böyle yaptığım zaman da arttı. Yani benim sensörümün şu anki x ekseni bu yön oluyor. Aynı şekilde isterseniz şöyle değiştirelim. Kutuyu dikey olarak kaldırdığım zaman herhangi bir değişiklik olmuyor. Aynı şekilde tersten kaldırdığım zaman da bir değişiklik olmuyor. Yani sensörümüz üzerinde de yazdığı şekilde şurada zaten x eksenini belirttiği için bu yöndeki değişimleri algılıyor. Sensörümüzün kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. Sensörle alakalı bir sonraki videoda iki eksenli bir gimbal yapmaya çalışacağım. Gimbal nedir? Gimbal aslında bir gimbalın ne olduğunu internetten de araştırabilirsiniz ama gimbal arkadaşlar kamera stabilizasyonlarında işe yarayan bir şey. Kamera hareketi boyunca aynı eksende yere paralel olarak kalmasını sağlıyor. Onu yapmayı deneyeceğiz. Bakalım. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip paylaşabilirsiniz. Daha fazla videodan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.